Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ce'ale salâtel cum'ati min şe'âiril İslam ve feradaha alâ ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. İtekûnû mukaffireten lizzunûbi ve mutahhireten lil'âthân. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الى اخر الايه صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر الصيام جنة أما بعد. Muhterem kardeşler, hangi konuyu işleyeceğimize dair bir kanaate sahip olmuşsunuzdur. Bugün inşallah Ramazan mektebi, Ramazan okulu, Ramazan medresesi üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi bizim ele alacağımız, işleyeceğimiz her konuyu el-vahid olan, el-ehad olan Allah'a bağlamak gibi bir mükellefiyetimiz var. Mutlaka tevhidle bir bağlantısını kurmak zorundayız. 1,5 milyarlık Müslüman popülasyonu Şaban ayının sonu ile Şevval ayının başı arasında böyle bir muazzam eyleme kim mecbur edebilir? Böyle bir süper güç var mı? Yok. Hani süper güçler, parantez içinde ünlem. Süper güç falan da yok da. Hani Muhammed İkbal'in sanıyorum bir tarifi var. Ey Müslümanlar diyor, sizi iki öcüyle korkuttular hep. İki öcü. Aman Sovyetler gelir dediler, sırtınızı Amerika'ya dayadınız. Aman Amerika gelir dediler, sırtınızı diğer öcüye dayadınız. Sovyetlere dayadınız. Şunu iyi bilin, iftidah tekbirinde Allahu Ekber diyorsunuz siz. Ne söylediğinizin farkına varın diyor. Ne söylüyorsunuz? Kime sesleniyorsunuz? Kimin kibriya ve azametinden bahsediyorsunuz? Bir uyanın, bir silkinin, bir dirilin. Hadi süper güç. Ben her süper güç tabirimin yanına parantez içinde ünlemi koyuyorum. Biliyorsunuz Türkçe'de parantez içinde ünlem istihza, ironi içerir. Zelil güç manasına gelir o parantez içindeki ünlem. Hangi güç? Ey Müslümanlar! Ya da ey insanlık toplumunun şu kadar kesimi, sizi şu zaman zarfı içerisinde böyle bir uygulamaya mahkum ediyoruz deseler, bir emirname yayınlasalar, kim takar bilmem ne kaymakamını? Kim uyar? Kim dikkate alır? Burada biz alemlerin Rabbinin kibriya ve azametine şahit oluyoruz. Kim bizi aç bırakabilir? Sahur ve iftar arası. Kim? Kim buna güç yetirebilir? Kim bizi teravihlerde bir araya toplayabilir? Kim itikafa mecbur edebilir? Kim ağzımızı bağlayabilir? Kim bir aylık paket programa mahkum edebilir? Kim? Kim sadakayı fıtır verme mecburiyetini üzerimize bir hüküm olarak dayatabilir? Hiç kimse. Burada biz
Fatiha'nın girişinde okuduğumuz ayet var ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü, kibriya ve azamet, methü sena, güç, kuvvet, kudret, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyoruz. Evet. Ve baş göz üstüne, emin olun 12 aylık bir emir olsaydı hepimiz uyardık. Hatta bazen Ramazan sonrası, çok söylemişizdir mutlaka, ya Rabbi keşke şu Ramazan 12 ay olsaydı ya. Ne muazzam bir şenlik, ne muhteşem bir lezzet ve zenginlik. Öyle değil mi? Öyle. Doyamıyor insan. Sahurları özlüyor, iftarları özlüyor, itikafları özlüyor değil mi? O şenliği, o hareketliliği hepimiz özlüyoruz. Hatta Ramazan'dan sonra hayata adapte olmak noktasında çok sıkıntılar çekiyoruz. Evet. Sabah uyanınca Şevval'in birinde kahvaltı işkenceye dönüşüyor. Ne muazzam bir nimetmiş diyoruz Ramazan. Böyle. Yani alemlerin Rabbi ancak bile isteye, gönülden ve yürekten itaat edeceğimiz yegane mercidir. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bizi yoluna mıhla Allah'ım. Bizi kitabına çivile. Son nefesimize kadar. Yoldan çıkmaktan bizleri muhafaza eyle. Şimdi Bakara suresinin 183. ayetinden sonra biliyorsunuz oruçtan bahseden ayetler var. Diyor ki Rabbimiz Bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Ey iman edenler size siyam, savm yazıldı. Hükme bağlandı. Bir emir olarak kaydedildi. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Demek ki bizden öncekilere de yazılmış, hükme bağlanmış. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya sahip olursunuz. İlginç. Biz çocukken Kur'an kurslarında şöyle öğretirlerdi. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Say bakayım. Savm, salat, hac, zekat. Orijinalidir bu. Savm, salat, hac, zekat ve kelime-i şehadet diye öğretirlerdi. Oruç sonradan geçmiş dilimize, Farsçadan. Aynen peygamber kavramı gibi, namaz kavramı gibi, çarmıh kavramı gibi birçok kavram Farsçadan geçmiş. Aslı savm ya da sıyam. Burada Rabbimiz diyor ki sıyam, savm size yazıldı. Nedir savm? Nedir sıyam? Ona inşallah gireceğiz. Devamındaki ayet-i kerimelerde, Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hudel linnâs ve beyyinâtin minel huda vel furkan. Ramazan ayı ki içinde hakkı batıldan ayıran, furkan keyfiyetini haiz olan insanlar için her zaman mer'i olacak açıklamalar bulunan, beyinat, açıklanmış, tebeyyün etmiş hükümler bulunan Kur'an o ayda indirildi. Evet. Kur'an'da Ramazan ayı isim olarak geçiyor. Şehru Ramazan. Diğer ayların ismi geçmiyor mesela. Kameri ayların dokuzuncusu. Peki Ramazan nedir? Hangi köke nispet edilmiş? Buna bakalım. Derler ki kelime kökü olarak Ramazan şu kavramlara istinad eder. Bir, Ramda. Nedir Ram'da? Mesela sonbaharda ağaçların dökülen yapraklarının, rüzgarın taşıdığı çeri çöpün, çer ve çöpün toprağın yüzeyini kapatması sonrası yağan bereketli yağmura denir. O yağmur yağar ve bütün tozu toprağı, çeri çöpü temizler. İşte Ramazan da oradan gelir. Yani insanın bir yıl içerisindeki seyyiatı, tökezlemesi, sendelemesi, ayak sürçmesi, efendim münkere dair uygulamaları, efendim bir takım yanlışları, günahları, isyanları, tuğyanları Ramazan üzerinden, Rabbimizin o bereketli ayı üzerinden bir temizleme operasyonuna tabi tutulur. Bir manası bu. İki, Ramat
Bu ne? Güneşin hararetiyle taşları yakıp kızdırması. Gerçekten bu köke de uygun düşüyor. Ramazan da insanı kavurur biraz. Biraz yakar. Şimdiden var ya bir paranoyaya girdik. Aman Ramazan geliyor. Tam yaza denk geldi. Havalar sıcak. Ya mübarek öl. Öl Ramazan'da. Oruçlu öl. Niye korkuyoruz? Ben anlamıyorum yani. Ya bir sefer ölmeyecek miyiz? Ha? Madem ölüm bir tek defa gelecek, o da neden Allah için olmasın ki? Umre'ye gideceğiz şimdi, Temmuz. Hocam, Temmuz ayı, acaba Şubat'a mı bıraksak? Ya git Umre'de öl arkadaş ya. Öl. Bir şey varsa, bir yük varsa, onunla beraber bir sabır, bir hediye de ikramdır zaten. Onu niye gözden kaçırıyoruz? Allah verir kolaylığını, iman et ve yola gir. Paranoya, fobiler geliştiriyoruz. Aman ne olur halimiz, yaz geldi, sıcak, kavuracak. Kavurulacaksın tabii. Zor olmadan zer olmaz. Zer altın değil mi? Zor olmadan zer olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Ter dökmeden bedel alınamaz. Böyle. Dolayısıyla yakacak. 3. Ram. Savaşa çıkan askerlerin yalabık iki taş arasında kılıçlarını bileylemelerine verilen bir isim bu. Evet, savaş için kılıç hazırlamak. Kılıç bileylemek. Ramazan da insanı bileyler. Bizi bileylemiyor mu? Aslında Ramazan'da almış olduğumuz o motivasyon, o güçle kalan 11 ayı ne yapabiliyoruz? Aşma imkanı elde ediyoruz. O bir takviyedir. Bir savaş hazırlığıdır aslında. Onun için Ramazan Kur'an ayıdır. Evet. Unzile fihil Kur'an. Kur'an o ayda indirildi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a miladi 610 yılında takdir buyuran Rabbimizin hitabı nerede gelmişti? Bir Kadir gecesinde değil mi? Hira'da Namus-u Ekber'in geldiği zaman Kadir gecesiydi. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Demek ki Hira gecesi Kadir gecesiydi. Nur Dağı Kadir gecesine şehadet etmişti. Bunu öğreniyoruz. 2. Ramazan İhram ayıdır. İhram nedir? Kişinin kendisinden normal zamanlarda helal olan bir şeyi haram kılmasıdır. Size bir şey söyleyeceğim. Bugün mükellef bir sofraya oturmanız helal midir? Helaldir. Peki neden Ramazan'ın birinden sonra haramdır? Neden? Umre ve hacca niyetlenmiş bir Müslümanın ailesiyle münasebeti, bitki koparması, ava çıkması, tırnak kesmesi, koku sürünmesi, estetikle uğraşması helaldir de ihrama girdikten sonra haramdır. Neden? Hiç düşündünüz mü? Ne oluyor orada? Neden helal olan muvakkat bir zaman için harama dönüşüyor? Ramazan ihram ayıdır. Onun için Şevval'in 29 ya da 30'u yeni bir haram döneme, ihram dönemine start vermektir. Ya Rabbi bana helal olanı ta Şevval'in birine kadar haram kılıyorum. Haram kılıyorum. Onun için ihram ayıdır. Yiyemezsiniz, içemezsiniz. Beşeri ihtiyaçlarınızı sahur ile iftar arasında kesinleşmiş olanı eda edemezsiniz. İhram ayıdır. 4. Ramazan bir mekteptir, bir okuldur. Neler var? Şimdi bu okulun derslerine bakalım. 1. Kur'an var. Onun için mukabeleler var. Mukabele ne demek? Karşılıklı okunmak ya da okuşmak. Onun okuması, bunun dinlemesi. Sonra onun okuyup onun dinlemesi. Ve mutlaka Kur'an'ın manası, meali ve anlamı üzerinde durmak.
Bizde mukabeleler çok yarım. Bizde mukabele tek ayaklı insana benziyor. Topal. Yol alamıyor onun için. Bakın. İlginç, koltuk değneği de yok. Topal. Okuyor ama anlamadan. Dinliyor ama anlamadan. Bu mukabele değil ki. Bu monolog. Tek taraflı. Diyaloğa dönüşmeli. Okumalı, dinlemeli ama anlamalı. Sonra o okumalı, ürettiklerini karşıya taşımalı ki mukabeleye dönüşsün. Kur'an ayı. Ne demek Kur'an ayı? Kur'an egemenlik iddiası olan bir kanunlar manzumesidir. Sadece okunmak için değil, mer'i olsun, yürürlüğe girsin için inzal edilmiştir. Hakimiyet iddiası vardır. El-Hakim olandan bahseder. Sizin Ramazan'da bir aylık paket programınıza hükmeden El-Hakim olan sokağınıza, caddenize, evinize, barkınıza, düzeninize, içtimai hayatınıza, sosyal ve siyasal hayatınıza da tedbir etmek için inzal etmiş olandır. Yani Kur'an ayını sadece Kur'an okumak olarak anlamayalım. Kur'an hayata sinmelidir, hayata yedirilmelidir. O zaman Kur'an Rabbimizin muradına uygun bir inanç manzumesi, bir yaşam tarzına dönüşmüş olur. Onun için Kur'an ayıdır. İkinci ders, oruç ayıdır. Ne dedik? Savm ya da siyam. Nedir savm? Kişinin kendisini bir şeye karşı engellemesi, alıkoyması, tutmasıdır. Yani savm tutmaktır. Neden tutar bizi? Şehvetten tutar. Öfkeden tutar. Hasetten tutar. Hırstan tutar. İhtiras duygusundan tutar. Kin duygusundan tutar. Nefret duygusundan tutar. Değil mi? Bakın, şiddetten tutar. Tutsun diye emredilmiştir. Kaldı ki bir insanı eğer oruç tutmazsa kan tutar, kin tutar, şehvet tutar, ihtiras duygusu tutar, kin ve nefret duygusu tutar, şiddet duygusu tutar, haset duygusu tutar. Görmüyor musunuz tutamayanların dünyayı ne hale getirdiğini? Yanı başımızda bir baş belası var Suriye'de. Tutabilseydi kendisini, yeryüzü yangına dönüşür müydü? Şer güçler kendilerini tutabilselerdi, öfkelerini, şiddet duygularını, kin ve nefret duygularını tutabilselerdi, frenleyebilselerdi, böyle mi olurdu? Yani savun insanı tutan şeydir. Eğer bizi tutmuşsa siyam gerçekleşmiştir. Tutamadıysa bizimki sadece ritüeldir. Şimdi oruçlu yolda tartışıyor, beyzbol sopasıyla iniyor. Oruç seni tutmamış ki. Ne sen orucu tutmuşsun ne oruç seni tutmuş. Hani güçlü insan güreşte rakibini yenen değil, öfkesini kontrol edendir buyuruyor ya Efendimiz. Evet. Es-siyamu junne, oruç kalkandır diyor. Kalkan. Es-siyamu nisfus sabr. Oruç sabrın yarısıdır. Öfkeni tut. Değil mi? Tutamazsan ne olur? Kaybedersin. Zaten savunun maksadı budur. Seni tutmak için emredilmiştir. Peki, sen kendini tutamadın. Allah bir şey kaybeder mi? Haşa. O samettir. Peki, sen kendini tuttun. Rabbimiz bir şey kazanır mı? Hayır, o samettir. Tutarsan da sen kazanırsın, tutmazsan da sen kaybedersin. Onun için savun, tutan şeydir. Tutuyorsa muradı ilahi gerçekleşmiştir. Üçüncü ders, sahur. Biliyor musunuz? Sahur, seher, sihir aynı kökten gelir. Tabii, sihir de oradan gelir. Sahur, insanı sihirleyen zaman dilimidir. Tesiri altına alan, etkileyen, büyüleyen. Çünkü sahurda Ramazan üzerinden teheccüd imkanını da kazanmış oluyoruz.
Onun için mümkün mertebe vitir namazlarını sahura tehir edin. O dingin zamanda, sükunet ve suhulet zamanında eda edin. Ramazan üzerinden böyle bir alışkanlık kazanılabilir. Onun için sahur, yani biz normal zamanda gece yarısı ailemizle kalkıp sofraya oturur muyuz? Muazzam bir sohbet imkanıdır, paylaşma imkanıdır, hasbihal imkanıdır ve dingin bir zamandır. Ne muazzam bir nimettir sahur, değil mi? Dördüncü ders, iftar. Şevket hocam geçen ziyaret etmişti beni, çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, iftar sofraları, ondan alıntı yapıyorum, İsraf sofrasına dönüşmüşse, açık büfeye dönüşmüşse, ne biz orucu tutmuşuzdur, ne de oruç bizi tutmuştur. Evet. İftar sofrası, israf sofrası olamaz. Eğer iftar sofrası, israf sofrası olmuşsa, o savm olmaktan çıkmıştır. Var mı böyle uygulamalar? Olmaz mı? Çöpe dökülen yemekler, atılan yiyecekler, yenilemeyen şişen tabaklar. Çok enteresan. Onun için şöyle bir retorik kurabiliriz. Oruç iftarla başlar aslında. Evet. İftarda kendinizi tutabiliyorsanız siz orucu tuttunuz, oruç da sizi tuttu. Eğer iftarda saldırıyorsanız ne siz oruç tutabildiniz ne de oruç sizi. İftar önemli bir ders. Günü yarıyorsunuz. İftar yarmaktan gelir. Fıtrat, fatır oradan gelir. Yarmaktır. Bir şeyi açığa çıkarmaktır. Sizin var ya kumaşınızın kalitesi, özür diliyorum, benim kumaşımın kalitesi, sizi istisna edeyim, orada ortaya çıkar. Tutabiliyorsan kendini, sen orucu tuttun. Zaten oruç da seni tutmuştur. Eğer hücum diyorsan, ne oruç seni tutmuştur ne de sen oruç. İftar da önemli bir ders. Teravih. Teravih namazında imamların cemaate dönüp şunu söylemesi lazım. Takla atmak isteyenler çıksın. Evet. Arkadaşlar, muhterem cemaat, kimler takla atmak istiyor parmak kaldırsın. Siz lütfen başka bir yerde takla atabilirsiniz. Biz takla atmak istemiyoruz. Yani secdemiz, rükûmuz uzamıyorsa namazımızı gözden geçirelim. Nereden çıkmış bu? En az 3 sefer Sübhane Rabbiyel Ala diyeceksin. Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin. Ya desene sınırsız bir şekilde ne kadar söylersen o kadar değer kazanırsın. Neden o limana demir attıktan sonra hemen ayrılırsın? Kal. Kal orada. Öl orada. Sığın orada. Tazarru ve niyazda bulun. De ki ya Rabbi secdeyi bana sevdir. Beni de sana sevdir. Desene. Tefekküre girsene. Yoğunlaşsana. Derinleşsene secdede. Rükuda. Değil mi? Bakın teravih. Kıldırgaç. Ya ben bir yerde hatimle namaza katılayım dedim. Hatimle teravihi çok seviyorum. Emin olun üst katta hatimle namaz vardı. Alt katta normal 20 rekat. Biz onlardan önce bitirdik. Ya nasıl becerdin arkadaş? Allah seni ıslah etsin. Nasıl becerdin? Ne okudun? Ne söyledin? Ne anladık? Ne bu ya? Hani rubbe talin yel'anuhul Kur'an diye bir hadis var. Bazı Kur'an okuyanlar vardır, okudukları Kur'an kendilerine lanet eder. Acaba bu da öyle bir şey mi? Söz oturuyor. Öyle bir şey mi acaba? Ne okudun, ne anladın? Onun için sahabe bir prensip edinmiş. Kur'an'ı çok hızlı bitirenler hatmetmemiştir derler. Çünkü bir şey anlamamıştır. Teravih değil ki bu. Jet imamlar riyasetinde namaz. Bu namaz değil. Bu takla atma seansıdır. Namaz odur ki sizde bir sevgiye, bir inşiraha,
bir yürek ferahlığına, bir zihni dinginliğe yol açsın. Onun için istirahatten gelir teravih. Dinlene dinlene, yedire yedire, seve seve edadır teravih. Arada sohbetle, hasbihalle süslemektir. Ara vererek, istirahat ederek eda etmektir. Teravih de önemli bir ders. Bir diğeri itikaf. Nedir itikaf? Kişinin kendisini bir yerde tutmasıdır. Özel bir niyetle, kast ederek bir yere kendisini bloke etmesidir. İtikaf da muazzam bir sünnet. Aslında başaramadığımız itikaf Hira'yı mescide taşımaktır. Her itikaf bir Hira'sıdır peygamberin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy inmeye başladıktan sonra Hira'ya çıkmamıştır. Ama Hira'yı mescide taşımıştır. Değil mi? İtikaf da önemli. Her mutekif çıktıktan sonra bir arif, bir abid, bir mücahid, bir mübariz, bir müderris, bir müallim olmalıdır. Size bir teklif yapacağım. Şurada kaç kişiyiz? 20. Desek ki cuma namazını kıldırmak için sıraya diziyoruz. Arkadaşlar liste yapıyoruz. Bu hafta sen kıldırıyorsun, diğer hafta sen, diğer hafta sen. Sıra yapsak, liste yapsak. Kimler kıraat noktasında, okuyuş düzgünlüğü noktasında öne geçecek? Çoğunlukla şudur tavır: ben beceremem. Müezzinlik yap. Vallahi bilmiyorum ki. Ya mübarek, sen nasıl namaz kılıyorsun? Yani eğer sen bu işi deruhte edecek bir donanıma sahip değilsen senin münferit namazın da tartışılır. Bence var ya, bu Ramazan'da kıraatimizi, okuyuş düzgünlüğümüzü mutlaka bitirelim. Karar alalım ve bu Ramazan'da bu işi halledelim. Anlam eksenli ama telaffuz da önemli. Onun için teravih muazzam bir nimet, itikaf. Diğeri fıtır sadakası. Nedir fıtır sadakası? Varlığın zekatıdır. Varsan vereceksin. Evet. Doğduysan borcundur. Fıtratın borcudur o. Varlığın borcudur. Onun için yine aynı şahıstan iktibas ediyoruz. Aslında fıtır sadakası Ramazan bayram öncesi verilir ya. Bu fıtır sadakası kimsenin yarasına merhem, dizine derman olmaz. 12 aya yayacaksın. Hani 12 ay her ay verirsen vermiş olduğun muhtaç işini görebilir. Bu manada her Müslümanın mutlaka bir hayır kurumuna sabit aidatı olmalıdır. Sabit aidat. Ne kadar olursa olsun, az ya da çok. Yani o kurumu kendine şahit tutmalıdır. Hani vacip fıtır sadakası var, nafilesi de var. Onun için 12 aylık program yapın. Mutlaka güvendiğiniz, emaneti yerine ulaştıracağına itimat ettiğiniz bir kuruma aidatınız olsun. Şahidiniz olsun. Evet. Fıtır sadakası da bunu öğretir. Bir diğeri bayram. İd, Arapçada id bayram demek. Me'ad, ahiret demek. Yani şunu anlıyoruz. Cennet kalıcı bayramdır. Bayram geçici cennettir. Bayramda yaşadığımız ruh halini bir düşünün. Küsler barışıyor. Dargınlar kucaklaşıyor. Değil mi? Araya giren bütün buzlar eriyor. İnsanlarda bir muhabbet atmosferi yaşanıyor vesaire vesaire. Muazzam bir şenlik var. Bu da ilahi bir ikramdır, değil mi? Onun için ayit ile me'ad aynı kökten gelir. Yani me'ad, ahiret bitimsiz bayramdır. İd geçici cennettir. Bir de bayramı bütün hayata teşmil edebilsek ne muazzam olacak, değil mi? Ya. Hatta bayramlar üzerinden kabir ziyaretleri içini doldurabilsek, ölümden gerçekten ibret alabilsek, tefekkür edebilsek, birbirimize kötülük yapabilir miyiz? Hayır. Demek ki bayramı da
bütün bir yıla yaymak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadiste "Es-siyamu cunneh" buyurmuş. Oruç kalkandır. Hazır mısınız kalkanları kuşanmaya? Evet. Zaman yaklaşıyor. İnşallah buna hazırlanalım. Ya Rabbi amellerimizi eksikleriyle makbul eyle. Eksiyiz sen ikmal eyle. Ya Rabbi zayıfız sen tahkim eyle. Ya Rabbi huzuruna yüzüne çarpılacak amellerle gelmekten bizleri muhafaza eyle. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل محترا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا نورا نور ويا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Enfal suresi 29'u okudum. Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, eğer siz sorumluluk sahibi olursanız, sorumluluk bilincini kuşanırsanız, takva sahibi olursanız, Allah size iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden ayırt edecek bir furkan verir. Bir feraset, bir basiret, bir görüş keskinliği verir. Ve sizin günahlarınızı örter, kusurlarınızı setreder, bağışlar. Muhakkak ki o azim bir fazilet sahibidir. Sormuşlar, hocam bir kadın yalnız başına hacca gidebilir mi? Caiz değil. Fetvayı yapıştırmış. Hocam sizin kızınız yurt dışında 6 yıllık tıp eğitimi almaya gitmiş. Cevap yok. Ona cevap var, buna cevap yok. Hocam 6 sene tıp okuyacak yurt dışında. 15 gün hac niye caiz değil? Cevap yok. Niye furkan yok? Tamam, furkan yok. Eğer o caiz değilse bu nasıl caiz? 6 sene. Yabancı memleket, dil bilmez, yol bilmez, yordan bilmez vesaire vesaire. Ona cevap var, buna yok. Niye? Furkan yok. Ya Rabbi bize furkan ver. Amin. Ekimissalâh.